Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere survivala konulmuş olaylar hakkında konuşacağız. Öncelikle deprem felaketinde hayatınızı kaybeden bütün vatandaşlarımıza buradan başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Geride kalanlara da sabır dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah böyle bir felaket bir daha yaşanmaz. Videomuza geçecek olursak tabii ki bu olayların üstesinden gelerek artık insanlar normal hayatlarına dönmeye başladılar. Fakat burada yine kaçırılan bazı şeyler var. Öncelikle Survivor eskisi gibi devam edemeyecek yani. Bu sistem biraz değişkenlik gösterecek çünkü 10-15 günlük bir periyot boşluğu oluştu ve bu boşlukta da ortalama 3 kişinin elemesi gecikmiş olduğu yedeklerden dahil olan isimler var ve bunlar da tabii ki fazlalık oluşturuyorlar. O yüzden farklı bir sisteme geçileceği ve Survivor'ın diğer sezonlara göre erken biteceği söylentileri şu an çıkmıştı. Ve buna nazaran da yapılması gereken olayın Elemelerde ikişer kişinin elenmesi ya da dokunulmazlık oyunlarının ikişer kişinin aday çıkması olarak karşımıza çıkıyor. Yani haftada iki eleme yapılıyorsa artık bu üçe çıkması gerekecek ve bu da tabii ki gittikçe her şeyi zorlaştıracak gibi gözüküyor. İlk eleme adayının belli olacağı sırada iki eleme adayı birden belli olmuş. Süreci takip edeceğiz. Gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.